Yayınıma hoş geldiniz. Evet Azerbaycan'ın stratejik konumu. Azerbaycan'ın bu Ukrayna-Rusya savaşında rolü ve pozisyonu şekillenmeye başlıyor. Özellikle Rusya pençelerini Azerbaycan'a da uzattı. Bilindiği üzere Azerbaycan'ı devamlı baskı altına alan ve Ermenileri başına bela eden ve bu yöndeki yaptığı hamleler devam eden Rusya, Aliyev, evet Aliyev Rusya'ya daha gitmeden, Tovuzu vurmaya başladığına dair size haber yapmıştım. Bu Kremlin'de hiçbir çekince yok. Bu Kremlin'de hiçbir utanma yok. Gidip tovuzu, evet futursuzca vurmak, tovuzu ateş etmekte nedir? Aliyev inanın Azerbaycan'ın bu kritik dönemlerdeki her ziyaret öncesinde Rusya bunu yapıyor. Mesela Türkiye ile yapacağı görüşme öncesinde de iddiba e ateş yapıyor. Bunu alışkanlık haline getirmişler. Güç kullanmayı politik ilişkilerde masada avantaja görüyorlar. Evet Aliyev'den Putin'in bir istek listesi var. Bu yüzden Aliyev'in koronavirüsü bahane ederek veya testim pozitif çıktı diyerek gitmeme durumu olmalı. Yani Avrupa deyip geçmeyin Avrupa'daki devletler Almanyası İngiltere'si ve diğerleri Üstün hava savunma sistemlerine ihtiyaç e, sistemleri var. Yur Aerosam ve diğer uçaklar bunun yanında Almanya'nın motor teknolojisi, nükleer gücü İngiltere'nin güçlü donanması hepsini katarsak bu, bu kuvvetleri birleştirirseler Rusya'yı haşat ederler. Ellerinde nükleer güç de var Avrupa'nın. Yani Avrupa gibi bir kuvvetin Rusya'nın hamlesini beklediğini görmeli Sayın Aliyev. Özellikle enerji tedarikinde Putin muhtemelen Aliyeve Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşmaya uymamasını isteyecek. Savaş başlarsa doğal gaz kesilecek. 2 2 4. Avrupa'da bunun için Azerbaycan başta olmak üzere Katar ve İran'dan bile tedarik için görüşmeler gerçekleştirdi. Afrika'dan ve Amerika'dan da sıvılaştırılmış sıkı, sıkılaştırılmış LNG evet LPG alınacak. Yani bir nevi buradan elde edilen gazlar sıvılaştırılmış olarak gelecek. Gerçi Amerika Birleşik Devletleri taahhüt etse de Azerbaycan'ın sağlayacağı enerji ihtiyacındaki gereksinim Avrupa Birliği için altın fırsat. Şimdi bu kadar önemli, güçlü bir fırsatlar birliği olduğuna göre ve bu fırsatları değerlendirmesi gereken bir Azerbaycan olduğuna göre Rusya, enerji satamadığı ve bu dönemde Avrupa'yı soğukta bırakmak istediği için önce Aliye e, Avrupa Birliği'ne sağlamayı planladığın doğal gaz akışını kes diyecek. Bu Azerbaycan'ın dünyadan izolasyon olmasına neden olacak bir durum. Özellikle Aliyev, Avrupa Birliği'nin enerji talepleri için geleceğini düşünerek bir Ukrayna hamlesi yapmıştı. Hemen hatırlatayım. Ziyaretlerin neye ve neye nasıl yaradığına bakalım. Aliyev Ukrayna'ya yaptığı ziyaretle Avrupa Birliği'ne göz kırptı. Yani ben Rusya'nın bir vilayeti değilim. Ben Rusya'nın güdümünde değilim. Ben bağlantısız, bağımsız bir devletim. Yani bu konuda Avrupa Birliği'nin enerji ve her türlü açılımında bana yaklaşmasına mahsur yok. Bağımsız politikalar güden güçlü bir ülkeyi mesajı vermişti. Yani Rusyayı dinlemeyen bölgede Avrupa Birliği'nin evet Avrupa Birliği müttefiki bir ülkeye giderek hele hele Rusya ile savaş arafesinde olan bir ülkeye giderek Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıması özellikle Azerbaycan'ın Avrupa'ya enerji akışındaki politik engeli bilevi yıkıyor ve Azerbaycan'ın önündeki engel kalkıyordu. Şimdi bu yönde Aliyev'in Avrupa Birliği ile ilişkilerini Türkiye ile ilişkilerine zarar vermek amaçlı Putin Aliyev'i markaja alacak. Azerbaycan bildiğiniz üzere Karabağ Savaşı'nda büyük başarılara imza attı. Ne ile attı? Tabii ki Rabbimizin izniyle SİHA bayraktarlarıyla attı. Zafer turlarında sergilenen siha bayraktar şanlı Azerbaycan halkından yoğun alkış aldı. Şimdi buraya kadar her şey güzel ama bayraktar fırtınası Rusya'yı öyle e, çekindirdi öyle huylattı ki Rusya'nın bütün sistemlerine ağır darbe vuran TB2'nin şimdi Ukrayna'nın elindekilerle kendisine yapacağı darbeden çekilen Putin'in özellikle TB2'lerle ilgili bilgi almak veya TB2'lerden faydalanmak amaçlı bir ihtiyaç veya talebi olabilir sıcak bir çatışma alanında. Bu çok tehlikeli bir istek olur. Tabii ki anlaşmalar çerçevesinde TB2 Azerbaycan'a verilmiştir. Bu yönde Rusya'nın Hoyratça bir talebi mümkün olabilir, ihtimal dahilindedir değerli arkadaşlar. Çünkü Rusya'nın Ukrayna'da tökezlemesi korku duvarlarıyla yönettiği ve ayakta tuttuğu ülkenin dağılma eşiğini arttıracaktır. Ülkenin çeşitli bölgelerinde ayaklama olacak, Putin'in koltuktan edilmesine giden yolun yolu açılacaktır. İngiltere de bugün bu açıklamaları yaptı. İngiliz Başbakanı bugün çok sert konuştu konuşmasına konuşmasına bakacak olursanız gerçekten konuşmasında çok sert ifadeler kullanıyor. Putin Evet yaptıklarını bedelini ödeyecek. Putin sadece ekonomik yaptırımlarla bu işin geçeceğini mi düşünüyor? O zaman mantıklı biri değil diyerek savaşın sopanın ucunu göstermeye başladı. Özellikle İngiltere Dışişleri Bakanı da e, İngiltere Başbakanından sonra yaptığı açıklamada Putin'in devrilme yoluna gidebileceğini söyledi. Öyle böyle değil. Yani vitesi büyüttü İngiltere. Bu savaşı izleyemeyiz. Yoksa bütün ülkelere sıra gelecek diyen İngiltere artık gerekli uyarıları en üst perdeden vermeye başladı. Şimdi özellikle Putin'in Putin'in Fuzuli Havalimanı'ndan da faydalanma isteği evet gerçekleşebilir. Stratejik bir konumda ve özellikle bakım ve onarım veya sahra hastanesi yönünden bu bölgeler tercih edilebilir. Nedeni şu, Rusya'nın kamuoyundan, Belarus'un halk kamuoyundan yaralıları ve kayıpları saklamak isteyebilirler. Bu yönde daha donanımlı ve gücü olan bir ülkeden bu yönde faydalanmak isteyebilirler. Putin'in Aliyev ile ilişkilerinde özellikle bu tür durumları değerlendirme olasılığı yüksek. Daha önceden babasıyla beraber çalışmış, Sovyetler Birliği'nden gelen yakınlığını kullanma isteği ve askeri yönden hep yüksekte tuttuğu tehdit gücüyle bir teklifte bulunabilir. Bu da Azerbaycan'ın dünyadan kopmasına neden olur ve özellikle büyük tahribatlara yol açar. Azerbaycan'la işbirliği yapan devletler Azerbaycan'ı yalnız bırakırlar. Yani Aliyev için Moskova ziyareti hem dünya kamuoyu yönünde Azerbaycan'ı zor durumda bırakır ve özellikle Azerbaycan'ın kredibilitesini ticari ilişkilerle ilgili irtibatlarının iptallerine yol açar. Bu riskli bir yoldur. Tabii ki Aliyev Türkiye'yi istişare edecektir. Moskova'ya gitmeden de istişare edecektir. Ve görüşmede Azerbaycan'ı en az hasarla çıkartma durumunda olacaktır. Bu yönde de bir güvenim söz konusu. Evet Aliyev'in ya gitmemesi, gerçekten gönlümüzde geçen bu koronavirüs bahanesi de var. Bir e, durumdur söyler. Gitmez. Ülkesinin çıkarı ve dütük dünyasının çıkarı önemlidir. Özellikle Türkiye ile istişare ederek gider. Ve orada dediğim gibi en az hasarla durumu kurtarmaya çalışır. İnşallah. Aliyev'in gitmemesi yönünde isteğimiz var ama gidecekse de Türkiye ile entegrasyonlu, birliktelikli, fikirdaşlı bir görüşmeye gidebilir. Evet, bakalım Putin'in taleplerine bakacağız. Mutlaka bu enerji pastasına yapay ya da Avrupa Birliği ile iletişimi kes, ticareti boz diyebilir. Özellikle askeri anlaşmalar yaparak o bölgelerde üst ve havalimanlarına konmak isteyebilir. Özellikle bu tür adımlar bölgede ateşi körükler, Azerbaycan'ı dünyadan izole eder ve çok kötü duruma düşer Azerbaycan. Evet Putin her şeyi, her riski göze alıyor. Özellikle Ukrayna'nın doğusundaki patlamaları her türlü kargaşayı bizzat kendisi organize ediyor. Amacı savaş başlatmak. Düşünün evlerdeki doğalgazlar patlar mı? Gidip benzin istasyonlarını niye patlasın? Her şeyi halkı yollayarak orada iş çeviriyorlar. Rusya dünya önünde çok kötü durumda. Evet değerli izleyenler. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya beğeni atıp bu yayını arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.